Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bütün Müslüman mümin kardeşlerimin af ve afiyet içinde olmasını temenni ediyorum. Ve Yüce Allah'tan sizin için hem dünyada hem de ahirette iyilik talep ediyorum. Allah Celle Celaluhu geride bıraktığımız Ramazan ayından bize tertemiz olmuş bir şekilde çıkmayı, onun affına, mağfiretine ve rahmetine nail olmayı nasip eylesin. Rabbim her birinizin bayramını mübarek eylesin. Sizin ve sizin dışınızda yeryüzünün neresinde olursa olsun, tevhidle Allah'ı birleyen bütün Müslümanların, bütün müminlerin Allah Celle Celaluhu bayramını mübarek eylesin. Ben burada bir iki şey söylemek istiyorum. Böyle bir fırsat hazır elime geçmişken. Allah Celle Celaluhu üzerimizdeki sayısız nimetine rağmen bu sene bize bir daha yeniden bir lütufta bulundu. Bizi hem ruhun bayramı olan Ramazan ayına hem de bedenin bayramı olan Ramazan bayramına eriştirdi. Tabii ki burada Allah Celle Celaluhu'nun bize öğretmek istediği, bize göstermek istediği bir şey var. Nedir o? Birincisi şudur. Allah Celle Celaluhu bize diyor ki, kim ömrünü Ramazan gibi yaşarsa ömrünün sonu bayram gibi olur. Yani bu şu demektir. Nasıl ki siz yılın bir ayında Allah'ın rızası için Allah'ın sınırlarını çiğnemiyor, Allah'a kulluk yapmak için yemekten, içmekten, şehvetten uzak duruyorsunuz ve bunun sonucunda da Allah Celle Celaluhu size bayram nasip ediyor. Eğer siz ömrünüzü Ramazan kılarsanız, yani ömrünüzün tamamında Allah'ı razı edecek bir irade ortaya koyarsanız, Allah sizi asıl bayrama, ebedi bayrama, yani cennetlerine eriştirir. İkincisi ise Allah Celle Celaluhu'nun bize vermek istediği bir mesaj var, o da şudur. Diyor ki bize Rabbimiz, bir mümin Allah'ın rızasını gözetirse terk edemeyeceği ve değiştiremeyeceği hiçbir şey yoktur. Mesela düşünün, yemek, içmek, şehvet, bunlar hayatı devam ettirmek için gerekli olan şeylerdir. Ama mümin Allah'ı razı etmek istediği zaman bunları bile terk edebiliyor. Bir ay boyunca bunları bile terk edebiliyor. Demek ki mümin isterse, gerçekten Allah'ın rızasını gözetirse, her müminin kalbinde böyle bir potansiyel var, böyle bir irade var. Yani hiç kimse, ben buyum, ben değişemiyorum, ben alışkanlıklarım var, bunları terk edemiyorum dememeli. Çünkü bakın, istersek yemek gibi, içmek gibi alışkanlıklarımızı bile Allah'ın rızası için değiştirebiliyoruz. Peki bu önemli mi? Evet, bu gerçekten önemli. Niye? Çünkü yeryüzüne varis olacak olanlar, inançta tevhidi, amelde sünneti, akidede ahlakı, nizamda siyasette adaleti yeryüzüne hakim kılacak olanlar, evvela kendini değiştirebilen insanlardır. Çünkü evvela kendini değiştirebilen insanlar yeryüzünü değiştirebilirler. Kendi nefislerinde salih olmayı başarabilen insanlar yeryüzünü ıslah edebilirler. İşte Allah her Ramazan bize bir daha bunu öğretiyor her sene. İsterseniz bazı şeyleri değiştirebilirsiniz. Bir kalpte tevhid ve iman varsa ben o kalbe aynı zamanda bu iradeyi de vermişimdir diyor Allah Azze ve Celle. Ve birçok insan maalesef bugün İslam'a hizmetten geri kalmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi alıştığı konfor, alıştığı alışkanlıklar, alıştığı yaşam standartlarıdır. Allah Celle Celaluhu bize şunu demiş oluyor. Ey müminler, Allah'a giden yolda şeytanın vesveseleriyle oluşmuş düşüncelerle ellerinize ve ayaklarınıza pranga vurmayın. Demeyin ki ben buyum, demeyin ki ben değişemem, demeyin ki böyle gelmiş böyle gider. Müminin literatüründe böyle bir şey kesinlikle yoktur. Onun için biz bu iki mesajı anlarsak, Ramazan'dan ve akabinde gelen bayramdan, biz bu iki mesajı anlarsak, Allah'ın izniyle bizim için asıl bayram o gündür işte. Çünkü ibadetler ruhu arındırsın, Müslümanı yeryüzünü ıslah edecek seviyeye getirsin diye Allah tarafından meşru kılınmıştır. İbadetlerin bir hikmeti de budur. Biz ne zaman ibadetlerin hikmetini anlar ve o hikmetler bizim nefsimizde açığa çıkmaya başlarsa, işte o gün biz gerçek bayrama erişmiş oluruz demektir. Onun için her birimize için Rabbimden şunu diliyorum. Yani bu Ramazan ve Ramazan'la beraber bayramda verdiği mesajı Allah Celle Celaluhu anlamamızı bize kolaylaştırsın. Ve aynı zamanda da bize nasip etmiş olduğu bu bayramı da bizim için mübarek kılsın. Benim sizlerden bir ricam var. Bayram Müslümanların izzetidir. Bayram Müslümanların şerefidir. Bayram Müslümanların sevindiği bir gündür. Bütün dertlerimize rağmen, bütün sıkıntılarımıza rağmen bayram sevinç içindir. Onun için bugün özellikle mesela yetim insanlar, kalbi tam kırık olanlar veya mahpus çocukları, yani babalarını göremeyen çocuklar veya mesela işte kimsesiz, yoksul, kapısı çalınmayan insanlar, bu insanların kapısını çalıp
Allah'ın semadan bize indirmiş olduğu bu sevinci, bu bayramı onlara da götürün. Yani sürekli birbirini gören insanlar birbirlerini ziyaret edebilirler. Eyvallah, ama asıl olan nedir? Asıl olan kalbi kırıkların, kimsesizlerin, Allah'ın rahmetini bekleyenlerin, kendilerini terk edilmiş hissedenlerin, asıl olan bayramı, bayramın sevincini bunlara götürebilmektir. Allah Celle Celaluhu sizi muvaffak kılsın. Rabbim bayramınızı mübarek eylesin. Ramazan'da yaptığınız amelleri kabul buyursun. Yeryüzünün neresinde olursa olsun tevhidle Allah'ı birleyen bütün Müslümanların, bütün müminlerin Allah Celle Celaluhu bayramını mübarek etsin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.